Selam arkadaşlar. Bugün Jokbox'ın odasındayız. Selam kankam, hoş geldin. Hoş bulduk kankam. Seni yayıncılık hayatına iten nedir? Beni yayıncılık hayatına iten ne oldu? Öncelikle çok uzun zamandır zaten bilgisayar oynadığımı sen de biliyorsun. Üniversite son sınıftayken ilk işe gireceğim ve bir bilgisayar toplayıp sonrasında yayına başlayacağım demiştim. Aslında tam istediğim gibi oldu. Daha öncesinde pek profesyonel olmayan bir bilgisayarla ve setup'la ilk bu işe başladım. 2018'in Aralık ayında ise şu anki kurmuş olduğum setup'ın belli bir kısmını aldım. Bu işe başladım. Kankam, ikinci bir sorum daha var sana. Buyur. Zaten moderatörlüğünü de yapıyorum az çok Hı biliyorsun. Chatlerinde çok denk geliyorum. İki bilgisayarla nasıl yayın yaptığını birçok arkadaşımız merak ediyor. Ve minimum sistem gereksinimleri nelerdir bunun için? Bize anlatabilir misin? İki bilgisayar yayın yapmak birçok alternatif yöntemi var. Fakat ben ilk başladığımda dediğim gibi FPS kaybetmeden yayın yapmak istiyorum. Çünkü OBS programı belli bir FPS kaybına sebep veriyor. Nasıl sebebiyet veriyor? Bir kere işlemcinizi çok yoruyor. Yani hem oyun oynarken hem de o görüntüyü tekrardan bunu Twitch ortamına aktarmak, yani işlemciyle bunu o ortama aktarmak kolay bir şey değil. Bunun için çok güçlü işlemciler kullanmanız lazım. Tek bilgisayardan yayın yapacaksanız. Yani işlemcinizi çok iyi seçmeniz lazım. Ben de bu riske girmedim. Açıkçası girebilirdim ya da daha az para ödeyip tek bilgisayarda yayın yapabilirdim ama benim hep, yani bu bir hobimdir. Burada 30 tane bilgisayar olsa ben daha çok keyif alırım. Öyle söyleyebilirim. Ondan dolayı Elgato'nun Game Capture Card dediğimiz bir kartı var. Yaklaşık şu an günümüz kuruyla herhalde 2000 liraya yakın bir kart. Ben aldığımda 1100 lira civarındaydı, tam emin değilim. Bu kartı aldım. Bu kart benim şu an oyun oynamış olduğum bilgisayarda görüntüyü diğer ikinci bilgisayara, yani yayın yapmış olduğum bilgisayara FPS kaybolmadan ya da herhangi bir program yardımı olmadan direkt aktarıyor. Ve OBS de bunu görüntü yakalama adı altında, yani video capture, video görüntüsü yakalama adı altında kaydediyor ve size de bu görüntüyü aktarmamı sağlıyor. Peki kardeşim, minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Düzgün bir yayın yapmak için ciddi bir internet altyapınıza sahip olmanız lazım. Ve 2020'deyiz artık. Bu videoyu 2020'de yayınlayacağım. Altyapınızın, yani upload'ınızın, özellikle upload'ınızın yüksek olması lazım ki siz oyun oynarken hem upload edip hem de oyununuzun bundan etkilenmemesi, yani günümüzde ping dediğimiz işte delay vesaire ya da lag gibi terimler var, onlar kullanılıyor. Bunları yaşamamanız için iyi bir internet altyapısına sahip olmanız lazım. Ondan sonra dediğim gibi bilgisayar donanımları, yani işlemci özellikle en ciddi kısmı işlemci kısmı. Bunların yüksek özellikle olması lazım ve bunlar ucuz şeyler değil maalesef günümüzde, ama şu an alternatif yolları var ya da işte yurt dışından vesaire alabiliyorsunuz. Tabii ki gümrük vergileri falan geldi ama ya da bir tık daha ülke pazarına göre daha düşük şekilde sahip olabiliyorsunuz. Ama bana soracak olursanız bu işin en önemli kısmı internet altyapısı diyebilirim. Peki kardeşim, senin internet altyapın nedir? Görmüş olduğun gibi ben şu an iki tane altyapıya sahibim. Bir tanesi yayın bilgisayarımda TTNet'in bize default olarak vermiş olduğu 24 megabitlik bir paket. Bir tanesi ise Superbox'ın 20'ye 20 MB download, 20 MB upload vermiş olduğu Superbox'a sahibim. Fakat bu biraz pahalı oluyor. Normal bir internete göre biraz pahalı. Tabir edersiniz ki neredeyse 170 liraya yakın bir civarı var. Yani civarında. Normal TT-Net ise herhalde 80 lira civarında bir şey. Ama ben şu an 8K bitrate ile yayın yapıyorum. Ve bu da benim asla, yani 9K 10K da versem, fakat Twitch'in şu an maksimum desteklemiş oldu zaten 8K. Yani üstüne vermek pek bir anlamı olmuyor. Maksimum versem de oyunlarım bundan etkilenmeyecek. Çünkü zaten yayın bilgisayarımda TT-Net'in bize vermiş olduğu altyapıyı kullanıyorum. Öyle söyleyebilirim. Ama bu 170 liralık tutar sana koymuyordur yani. Sonuçta yayıncısın ve yayıncılar iyi kazanıyor diyorlar. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi şöyle bir şey var. Bu tutarı sana koymuyordur gibi bir şey yok. Sonuçta biz sürekli maaş gibi çalışmıyorsunuz. Kimi ay kazanabiliyorsunuz, kimi ay kazanmıyorsunuz. Ama tabii ki ilk kazandığımız şey altyapıyı, yani TT-Net ya da Superbox ödemek oluyor. İnternet gerçekten yoran bir şey diyebilirim. Evet kardeşim, çok merak edilen oyun bilgisayarının özellikleri nelerdir? Şu an açık zaten bilgisayarın. Şöyle anlatayım. Zaten görmüş olduğun gibi RTX 2070 var ekran kartı olarak. FPS oyunları oynadığım için maksimum FPS almak istiyorum. Fakat günümüzde daha iyileri zaten çıktı ama ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Fazla abartmaya gerek yok. Burada işlemci olarak i5 9600K var ve Cooler Master'la da 240 Lite'da soğutma yapıyorum. Zaten görüyorsun burada da fanları yukarıda. Sonra bir 700 watt'lık bir Corsair'ın bir 80 Plus dediğimiz PSU'su var. İşte 3 tane fanı var. 3200 MHz'de 16, yani 8x2 16 GB 3200 MHz RAM'lerim mevcut. Bunları isteyenler olursa da muhtemelen altına linklerini bırakırız gibi Evet geliyor. evet altına linklerin hepsini paylaşacağız. O zaten basit kısım. Evet, oyun bilgisayarımızı tanıttık.
Ve yayın bilgisayarımıza geçelim. Hatta ben burada yokken aldın sen topladın sanırsam bunu. Evet, ben iki bilgisayarımı da itopya.com'dan topladım. İkincisi biraz karın ağırlığı oldu ama yine de şu an çalışıyor Allah'a çok şükür. Bunda da yine Cooler Master'ın soğutucusunu tercih ettim. Ekran kartım olarak RX 570 Armor var. Size pek önermem, çok ciddi konuşayım. Eğer oyun oynamayı düşünüyorsanız RX 570 Armor'u gerçekten önermem. Neden olduğunda yorumlara yazabilirsiniz ya da sormak isterseniz cevaplarım. RAM olarak yine bir Corsair 3000 MHz'lik 8 GB RAM'i var. Yakın zamanda belki bir 8 GB daha alırım. Çünkü OBS kullanırken altına başka programlar açınca RAM'in birazcık yetersiz kaldığını düşünüyorum. En önemlisi işlemci olarak AMD tercih ettim. Oyun bilgisayarımda biliyorsunuz i5 9600K Intel'in işlemcisi vardı. Fakat AMD'de her zaman çekirdek olarak daha yüksek olduğu için yani render dediğimiz render yaparken maksimum çekirdeğe ihtiyacımız oluyor. Ondan dolayı da Ryzen 5 3600'ü tercih ettim. Yani Cooler Master soğutucusunun altında da şu an Ryzen 5 3600'lük işlemcim mevcut. Şimdi benim bir şey dikkatimi çekti. Game Capture kartını nasıl bağlıyorsun? Evet, Game Capture kartın çalışma mantığı şu şekilde. Şimdi bu kart şu görmüş olduğunuz Type-C kablo ile bu kablo ile benim yayın bilgisayarıma bağlı. Az önce tanıttığım yayın bilgisayarıma bağlı. Ve şuradan çıkacak olan HDMI da buradaki RTX 2070'e bağlı. Yani buradan görüntüyü direkt bu kartın içerisine koyuyorum. Ve kart görüntüyü Type-C kablo ile benim yayın bilgisayarıma gönderiyor. Bu kadar basit bir çalışma mantığı var aslında. Çok karmaşık bir sistem değil yani. Hayır, çok karmaşık bir sistem değil. Mantık bu şekilde. Oyun bilgisayarından yayın bilgisayarına ses aktarımını nasıl gerçekleştiriyorsun? Bunu internette bedava olarak bulabileceğiniz VoiceMeter Banana programı ile sağlıyorum. Bu bir Virtual Mixer programı. Görmüş olduğunuz bir tık ayarlar var. Bunun için zaten bir video çekeceğim. Benim burada şu an mikrofonda dahi konuştuğum ses Streamlabs OBS'te direkt gördüğünüz gibi buradaki dijital etkileşimi sağlıyor. Bir diğer önemli konu. Oyun ekipmanları. İlk olarak istersen kulaklıkla başlayalım. Tabii. Ben Logitech G633'ü kullanıyorum. Ama yeni kulaklık alacak olursam Logitech'in bu kulaklığını almam. Bu kulaklık bana geldiğin zaman şu gıcırdamayı duyuyorsun. Bu gıcırdama benim gerçekten canımı sıkıyor. İkincisi şu USB çıkışı, yani buradaki bu çıkış, bilgisayara giren çıkış, her kafamı çevirdiğimde benim omzuma değip buradaki çıkıştan, yani bu USB'yi çıkartma ya da işte bağlantısının kesilmesine sebep oluyor. Ama genel anlamda ses kalitesi anlamında gerçekten güzel bir kulaklık ama ergonomik yapısında duyduğunuz gibi problem yaşıyorum. Mouse olarak benim emektarım diyebilirim. Yani şu an bundan asla vazgeçemedim. Birçok mouse denedim ama herhalde elime en uygunu bu hala, ya da elim artık buna alıştı. G502 kullanıyorum. Herhangi bir ağırlık kullanmıyorum. Yani içerisinde herhangi bir şey yok. G502 benim için gayet yeterli. Şu makro tuşlarını da kullanıyorum. İşte LOL oynarken ya da işte mikrofonla konuşulacaksa vesaire. Bu benim hoşuma gidiyor. Klavye olaraksa gördüğün gibi 910 kullanıyorum. Ben biraz Logitech aşığıyım diyebilirim tabiri caizse. Hoşuma gidiyor. Nedense yani yapmış oldukları sistemler hoşuma gidiyor. Bir de uzun ömürlü kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. 910'u tercih etmemin sebebi bir kere şeyi güzel. Yani tuş basma mekanik hissi hoşuma gidiyor. Ayrıca bir de RGB. Yani bunu her yayıncı sever. Ben RGB gerçekten seviyorum ve RGB'si benim hoşuma gidiyor. Birçok programla entegre çalıştığı için keyif alıyorum diyebilirim. Ses kalitesi önemli biliyorsun yayınlarda. Evet. Mikrofon olarak ne kullanıyorsun? Ben bu mikrofonu AliExpress üzerinden aldım. FiFi'nin K667 galiba, tam emin değilim. Altına linkini bırakırız. Aldığım zamanlarda 180 lira civarındaydı. USB bir mikrofon, yani direkt tak çalıştır mantığıyla çalışan bir mikrofon. Ve yayınlarımı izlerseniz de sesimde çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Pop filtreyle kullanıyordum ama işte şu an ergonomik yapıdan ötürü çıkarttım. Buraya bir yine pop bir filtre alacağım. Ama memnunum. Ufak bir işte ses ayarlama şeyi var. Ya da böyle sesi çok bozmuyor. Hatta bazı stüdyo kayıtlarında da kullanıldığını görmüştüm. Peki kamera olarak ne kullanıyorsun? Gördüğün gibi Logitech C310'u tercih ettim. Ama soracak olursan ekipmanlarım arasındaki en kalitesi düşük ekipman diyebilirim. Şu an hatta ilk işim C920 almak ya da C922 almak olabilir. Yani 960p yayın yaparken ya da sadece kamera olarak hani görsel verdiğimde, yayın geçmişlerimi izlediğimde görüntünün çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki aranızda hani yayın yap ya da daha çok IRL yayın yapmayı düşünen varsa, yani just chatting dediğimiz şu an o yayın yapmayı düşünen varsa, daha kaliteli kameralar kullanabilirler. Ben çok fazla yani o küçük çerçeve haricinde pek yayın yapmadığım için şu an bunu kullanıyorum ama en yakın zamanda dediğim gibi Logitech C920 alabilirim. Öyle söyleyebilirim. Bu kadar ekran neden var? 3 tane ekranım var. Bu kadar ekran neden var? Aslında az bile. Ben burayı komple ekran da yapabilirim ama şu an durumlar müsait değil. Benim hoşuma gidiyor. Öncelikle logomu buraya koymak istedim. Yani
bilsinler istedim insanların, hani Dropbox'ın simgesi bu şekilde diye. Belki ileride değiştiririm ama yani tabii ki şu çerçeve değişmez ama daha farklı şeyler olabilir. Hani görsel olarak birkaç şey değişebilir. Bunu aynı zamanda oynamış olduğum oyunlarda reklam amaçlı kullanıyorum. Bazen MMORPG oyunlar oynarken, mesela Sifrot Online oynarken serverların logolarını buraya koyuyorum. Yayın esnasında da onların reklamını yapmış oluyorum. Aynı zamanda zaten bir tane dikey pivot monitörüm var. Onu da Streamlabs'ı yönetmiş oldum ya da hani chat'te görüştüğüm ya da chat'i takip ettiğim bu pivot monitörüm var. Bir tane de normal kullanmış olduğum AUK'un 24 inçlik 144 Hz'lik bir monitörü var. Bana soracak olursan yeterli şu an için diyebilirim ama belki bir monitör daha alırım. Çünkü bazen chat'in görmemesi gereken şeyleri büyük kameraya geçip yani sahne değiştirip okuyorum. Öyle söyleyeyim. Belki bunun üstüne bir monitör ya da soluma ufak bir monitör daha alabilirim. O zaman bugün sana veda ediyorum kardeşim. YouTube'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkes kendine çok dikkat etsin. Gerekli açıklamalar, gerekli ekipmanlar videonun altında olacaktır. Abone olup desteklerseniz, beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Çok dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın. Kestim mi? Hayır. Niye? Devam et, sıkıntı yok. Devam et, sıkıntı yok. Kapatırım ben onu. Kapat. Evet. Atlamadan şunu da sormak istedim. Bilmiyorum ki. Ne soracağım? Neyimi soracağım? Oyun bilgisayarından yayın bilgisayarına sesi nasıl aktarıyorsunuz? Mahalleden adam çağırıyoruz. Sırtımızı alıp götürüyoruz. Bunların hepsi kayıtlandı. Anla.